Selamlar efendim, iyi haftalar. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Haftanın başında bir projeksiyon açıyoruz. Havaya bakıyoruz bu hafta neler var neler yok diye. Öyle çok çok sıcakta gitmiyoruz değil mi? Yani kuzeyde en azından orta ve kuzey bölge. Yani güney sıcağı devam ediyor. Basra Körfezi'nin gelen sıcakları kuzeyi dolaşarak batıya ilerlemiyor da daha çok güneydoğudan Akdeniz'e kırılıyor. O nedenle İç Anadolu'da da sıcaklıklar böyle 28-29 derecelere geriledi. Haftanın ilk yarısını böyle geçiriyoruz. İkinci yarısına gelirken haftanın ortalarından itibaren çarşamba, perşembe İç Anadolu'da da, Ege'de de, Marmara'da da sıcaklık şöyle bir tık yukarıya çıkıyor. Yani İstanbul 31-32 derecelere, başkent 33-34 derecelere çıkıyor. 28-29'lara kadar geriledi başkent. İzmir 35'in altına indi, 35 derecenin üzerine çıkıyor. Ondan sonra güneyde ciddi bir değişim yok, sıcağı devam ediyor. Güneydoğu zaten 40 dereceye dayanmış sıcaklıklarıyla bir değişim yaşamadan yoluna devam ediyor. Nerede yağış var? Karadeniz'de yağışlar var. Gök gürültülü sağanaklar Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kesintilerle geliyor gidiyor. Bu alanın dışına taşacak mı? Haftanın ikinci yarısına geçerken perşembe günü Batı Karadeniz ve Trakya çevrelerinde yağışlar bekliyoruz. Arkasından cuma günü Orta ve Doğu Karadeniz'de, Samsun'dan doğuya baktığımızda Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin dolayları. Ağır bir sağanak var. Sıcaklıklar 25 dereceleri altına geriliyor. Deniz suyu sıcaklığı 25 derece ve üzerine çıkıyor. Dolayısıyla her gelen sisteme denizden bir destek var. Yılın bu dönemi zaten Karadeniz için risktir. Ağustos'un ikinci yarısı ve Eylül, Akdeniz için Eylül ve Ekim'e doğru aynı durum. Neden? Güneyde sıcak sezon daha fazla devam ettiği için deniz suyu sıcaklığının altına hava sıcaklığının inişi biraz daha geç oluyor. Ama Karadeniz'de biraz daha erken. Dolayısıyla riskli yağışlar var. Cuma günü Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin dolaylarına lütfen dikkat. Sel ve heyelan riskine karşı. İstanbul'da da şöyle ufukta yağış göründü. Azıcık ama göründü. Cumartesi için kısa bir yağış, pazar günü biraz daha etkin olmak üzere bir yağış görebiliriz ama şimdi pazartesiden cumartesi pazarı söylüyoruz. 7 gün. Ne diyoruz? 5-6 günden sonra yağıştaki tutarlılık iniyor %50-55'lere. Dolayısıyla hani yazı turadan biraz daha hallice bir tahmindir. Bunu şöyle de görmemek lazım. Yağmur varla yok arasında olasılık aynı olarak görmemek lazım. Bu hava koşulları arasında en yüksek olasılığa sahip olan demek bu. Yani yağışın çisenti şeklinde azıcık olma ihtimali diyelim ki %10, biraz daha etkin olma ihtimali %20, sağanak olma ihtimali %55 falan böyle düşünün. Dolayısıyla bu öyle çok çok düşük bir olasılık. Yani %55 deyince yarı yarıya olma ihtimali ya var ya yok gibi değil, yarı yarıyadan biraz daha yüksek ihtimalli bir bilgi. Neyse. Yani hafta sonu için Marmara'da da sağanak ihtimali var. Öncesinde perşembe günü Trakya'da sağanak bekliyoruz. İşte İstanbul'da da yine perşembe günü parçalı bulutlar biraz artabilir. Rutinde mi gidiyoruz? Bu yaz için bahsetmiştik. Temmuz'da gibi Ağustos'ta da normalin bir tık üzerinde büyük dalgalanmaların olmadığı bir ay olacağı benziyor diye. İşte yaklaşık modellerde tutarlılık bu Ağustos için pek sapmadı. Dolayısıyla beklendiği gibi gidiyor Ağustos. Eylül'den de bahsedeceğim önümüzdeki hafta. Şimdi size minik iki bilgim var. Bir tanesi Arktik bölgeyle, buzul miktarı ile alakalı. 80'lerin, 70'lerin, 70'lerin sonları 80'den bu yana olan en küçük halini almış durumda Arktik bölgedeki buzul miktarı. Bu önemli mi? Çok önemli. Hepimiz biliyoruz çok önemli. Neden? Bir, buzul miktarının azalması deniz suyuna katılan tatlı su ve deniz akıntılarının yönlerinin değişmesi. İkincisi, ekvatorla kutup bölgesindeki hava etkileşimini artırması. Hep bahsediyorum. Buzulun azalması etrafındaki soğuk suyu artırıyor. Bu da kutup bölgesiyle ekvator arasındaki gerilimi büyütüyor. Burası kutup bölgesi aslında ısınıyor ama suyu soğuyor ya da yakın çevresi soğuyor. Dolayısıyla gerilim büyüyor, dalgalar büyüyor. Dalgaların büyümesi demek de yani hava dalgaları büyüyor, ısı dalgaları, soğuk sıcak dalgalar büyüyor. Ne kadar büyük olursa o dalgalar o kadar problemli. O süper hücre dediğimiz dolu üreten, sel yapan, kış zamanlarında yoğun kar fırtınaları yapan sistemler artıyor demek. Dolayısıyla buzul miktarının azalması ciddi bir sorun. Bu bir. İkincisi, yani küresel iklim değişikliği bakımından nedenlerden bir tanesi ısınma. Buzulları eritiyor. Buzulların erimesi ısınmayı daha da destekliyor. Yani bir geri besleme. Bir diğeri
Temmuz ayı. Efendim pandemi demedi. Bu adamlar, kadınlar, insanlar evlere kapandılar. Çok dışarı çıkmadılar. Harcamalarını, tüketimlerini azalttılar. Demedi. Yine dereceye girdi. En sıcak 2020'nin Temmuz ayı, en sıcak 2. Temmuz ayı oldu. Tüm zamanların en sıcak 2. Zaten en sıcak 5 yıl son 5 yılda. En sıcak 10 yıl yine son 10 yılda. Dolayısıyla artık bu bizim normalin üzeri, normalin altı falan dediğimiz de hikaye olmaya başladı. Bir normalimiz bu aslında. Sıcak, çok sıcak bizim normalimiz haline gelmeye başladı. O ısı dalgaları normalimiz haline gelmeye başladı. Orman yangınları maalesef ama o kötü niyetlerle ve ihmalle ortaya çıkanlardan bahsetmiyorum. O kontrol altına alınamama durumu oluyor ya, ondan bahsediyorum. Yoksa o orman yangınlarının en büyük nedeni ihmal ve kötü niyet. Dolayısıyla burada bize çok görev düşüyor. Küresel ısınmada da düşüyor da burada ayrıca düşüyor. Ki maalesef son zamanlarda sıkıntılarda yaşadık orman yangınları bakımından. Yani Temmuz ayı da 2020 Temmuz ayı da yine dereceye girmiş durumda. Pandemiye rağmen tüketimin, fosil yakıt tüketiminin kısmen azalmasına rağmen. Azalma diyoruz ama bir 2-3 ay oldu. Sonrasında tekrar tam gazı, böyle gaza bastık tüketmeye. Hoyrat yaşantımıza maalesef geri döndük. Hep diyoruz ya, normale geri dönelim. Ya o yaşantı zaten normal değil ki. Hangi normale geri dönüyoruz? Bizim normale dönmemiz gerekmiyor. Doğruya dönmemiz gerekiyor. Ama o doğrunun yolunu da bir türlü, alışkanlıklarımız mı artık nedir bilmiyoruz da, bulamıyoruz galiba. Neyse, böyle bu haftalık da böyle size bu iki bilgiden, buzul miktarından ve Temmuz ayının girdiği dereceden bahsetmek istedim. Tekrar önümüzdeki hafta buluşalım, oldu mu? Hoşçakalın.